Peki hocam, risk altında sadece kadınlar değil demiştiniz. Evet. Hastanenizde de hem erkeklere hem de bayanlara, kadınlara bu konu hakkında da bilinçlendirme, farkındalık yaratılıyor. Aynen. Yaş aralığı olarak hangisine daha çabuk erkekler ve kadınlara göre? Hani orta yaşlı mı, genç yaştaki hastalara mı daha çabuk müdahale edebiliyorsunuz? Şimdi şöyle, bu soruya cevap vermeden aslında tarama programından bahsetmem gerekiyor size. Yani kimde HPV var, ne zaman bakıyoruz ve ne zaman bir aksiyon alıyoruz. Şimdi erkekte zaten HPV var yok, buna bakamıyoruz. Erkekte sadece eğer sihir varsa o zaman biliyoruz ki biz erkekte HPV var. Ancak herhangi bir bulgu vermeden de bulunabiliyor. Yani her sihir olduğu zaman illa HPV'nin olduğu mu? Aynen. Çünkü sihirlere de HPV'nin iki tipi sebep oluyor. Ve çoğu zaman HPV tek bir tip halinde değil, birkaç tip bir aşamada bir arada bulunduğu için diğer HPV tiplerinde bulunabileceğini varsayıyoruz erkekte. Şimdi kadınlara gelirsek, bu konuda hani dünyada çok farklı görüşler var aslında, kimi ne zaman tarayalım. Dediğim gibi toplumdaki pozitiflik oranı çünkü çok yüksek, yani her 10 kişiden 7'sinde 8'inde bu var diyoruz. Son kaynaklar diyor ki bize 30 yaşından sonra HPV var mı yok mu diye hastayı 5 yılda bir taramaya başla. 30 yaşın altında hastaların, hani gençlerini, bu dünya görüşü, hani toplumumuz için bahsetmiyorum, bir tık daha aktif olduğu düşünüldüğü için 30 yaşın altında hastaların çoğunun HPV pozitif olduğu ancak vücudun bunu yendiği kabul ediliyor. O yüzden 30 yaş altında HPV bakmayın. Zaten pozitif olduğunu göreceksiniz. Ve hani yaş çok genç olduğu için ve HPV ile yeni karşılaşıldığı için rahim ağzında bir değişiklik yapmasını çok da beklemiyoruz açıkçası. Bu nedenle HPV taramasına 30 yaşında başlıyoruz. Ancak HPV'de sadece virüs var mı yok mu, hangi tipi var diye bakıyoruz. Bir de simir testi var. Simir testinde ise rahim ağzı hücrelerine bakıyoruz. Yani insanın kendi dokusuna bakıyoruz. İkisi aynı şekilde alınıyor ama çoğu zaman karıştırılabiliyor. Simir testinin taramasına da 25 yaşında başlanılmasını öneriliyor. Yani hücrelerde bir değişiklik olmuş mu olmamış mı ya da 25 yaşından itibaren bakmaya öneriyoruz. Şimdi bizim önerimiz aslında HPV testi ve simir testinin beraber yapılması 30 yaşından sonra. Eğer HPV negatifse ve simir testinizde herhangi bir bozulma yoksa biz sizi takip alıyoruz ve bu testleri 5 yılda bir tekrarlamamız gerekiyor. Eğer HPV pozitifliğiniz varsa veya simirde bir değişiklik çıktıysa ona göre tarama programı hasta bazlı değiştiriliyor, kişiselleştiriliyor. Şimdi bazen HPV bakılamadığı zamanlar olabiliyor. Çünkü HPV testini taramak yeni bir teknoloji. Her zaman ulaşılamayabiliyor. Diyelim ki elimizde sadece simir testi var. O zaman ne yapacağız? Evet. O zaman da 3 yılda bir simir aldırılmasını öneriyoruz biz. Eğer hani risk faktörlerinden bahsettik, riskleri biliyoruz, hani hastalarımız da kendilerini biliyor. O zaman yıllık olarak simir testinin aldırılması gerekebiliyor. Ancak buna da 25 yaşında başlamak gerekiyor mutlaka. Yani risk oluşabilecek yaşlar 25 yaşından sonrası. Aynen. Bu da insan vücudunun yapısı ve hücrelerin yenilenmesi ve kendini toparlamasıyla mı alakalı, evet, ilişkilendiriyorsunuz hocam? Şimdi şöyle, her HPV virüsü olan kanser olacak diye bir şey yok. Kesinlikle. Dedim ya, hı hı, toplumda hani pozitifliği çok fazla ama şükür ki o kadar kanser hastamız yok bu konuda. Çünkü vücut HPV'yi yenebiliyor. Böyle bir şansımız var. Sağlıklı bağışıklık sistemi olan bir vücut HPV virüsünü yenebiliyor. İşte kim yenemiyor? Sigara içen hasta, birden çok partner dedik ya, yani sürekli, evet, HPV virüsüne maruz kalabilen hastalarda yenilmesi bir tık daha zor olabiliyor. Ancak biz HPV diyelim ki sizde pozitif çıktı.
2 yıl içerisinde vücudun bu virüsü yenmesini, 2 yıl içerisinde negatifleşmesini bekliyoruz zaten. Yaklaşık gene HPV pozitif 10 hastanın 8'inde. Yani vücut aslında kendi kendine önleyebiliyor bu kanseri. Evet hocam, bir de hepimiz biliyoruzdur, sağlık